I'm the man who can give you the one thing that you want. What's that? Time. He created all. This is time. Never once. You cannot trust him. So, what's it gonna be? Batman. I don't have to win. X-Men serisinin 3. filmiyle Marvel sinematik evreninde artık 5. faza başlamış bulunuyoruz ve bu fazın sonunda ortalığın nasıl karışacağını az çok anladık. Çoklu evrenlerin savaşı artık çok yakın ve Avengers Kang Dynasty filminde yüzlerce Kang ile uğraştıktan sonra Avengers Secret Wars filmiyle çoklu evrenlerin iç içe geçtiği konuya adım atacağız ve o gün geldiğinde yeni ve eski Avengers üyeleri, 3 Spider-Man'in hepsi, yeni ve eski X-Men üyeleri, Deadpool ve Hugh Jackman'ın Wolverine'i ve yeni Fantastic Dörtlü ile Infinity War'ın 10 katı büyüklüğünde bir film izleyeceğiz gibi görünüyor. Ama her şeyden önce küçük bir hayattan fantastik bir hayata geçen Scott Lang'in Fatih Kang ile karşılaşma macerasında neler öğrendik, hepsini konuşmamız gerek. O yüzden hazırsanız başlayalım. It's a secret universe beneath ours. What are you so afraid of? Öncelikle bu filmde orijinal Wasp olan Janet'a çok rol düşmüş. Çünkü Wasp karakteri aslında çizgi romanda Avengers'a ismini veren ilk Avenger üyelerindendi biliyorsunuz. Ve onun Avengers'tan bile önce 30 yıldır Kang'le savaştığını öğrenmek önemli bir detaydı. Janet burada 30 yıl yaşadı biliyorsunuz. Ve bununla ilgili yıllardır sürekli aynı soru bana soruluyor. Neden Janet 30 yıl yaşlandı ama Ant-Man 5 yıldır kuantum boyutunda kaldığında sadece 5 saat geçirmiş oldu? Bunun cevabını Ant-Man and the Wasp filmi ek sahnesinde gayet açık bir şekilde söylüyordu zaten. Çünkü Ant-Man direkt kuantum şehrine inmek yerine bir zaman girdabının içinde kalmıştı. Don't get sucked into a time vortex. We won't be able to save you. Bu yüzden Endgame filminde bu zaman tünellerini doğru şekilde kullanmayı çözerek kuantum boyutuna tamamen inmeden bu geçitlerden yolculuk etmeyi başarabilmişlerdi. Aynı şekilde bu filmin içinde bizim ekip kuantum şehrine inse de Hank Pym'in karıncalarının bir zaman girdabından geçtiklerini ve 1000 yıl yaşadıktan sonra filmin sonunda geri geldiklerini gördük. Filmin başında Hank Pym'in hala karıncalar üzerinde çalıştığını gördük ve Hank'in son deneyi karıncaların kendi zekalarını teknolojik olarak da kullanma yönündeydi ki karıncalara verdiği biyonik parçalarla kolonileşmekte uzman olan karıncaların kendi teknolojilerini iyi kullanmaya başladıklarını görmüştük. O yüzden her şey kuantum boyutuna çekilirken zaman girdabından geçen karıncalar 1000 yıl içinde çok büyük evrim geçirmiş ve teknolojik olarak gelişmişlerken Hank Pym'le direkt iletişim kurmayı başardılar. Ki zaten Hank'in tüm filmi kulağında iletişim cihazıyla geçirmesi bunun bir hazırlığıydı. O yüzden filmin sonunda gelen gelişmiş karınca ordusunun Kang'e saldırması tabii ki absürt ve komik ama şimdiye kadar iki filmdir bize sunulan verilere göre mantıksız değildi. Ki Kang'in karıncalarla konuşmayı küçümseyip onlar tarafından saldırıya uğraması Scott'ın Küçük Adama Dikkat Edin kitabından bir mesaj gibiydi. Janet'a dönersek önceki filmin sonunda Janet, Scott'ın kuantum boyutuna geçip oradan kuantum enerjisini toplamasına yardımcı oluyordu. Çünkü orada kuantum şehrinden çok çok uzakta işlem yapıyorlardı. Ama burada Cassie'nin direkt kuantum diyarındaki birileriyle iletişim kurmaya çalışması fikrinden çok korkuyor. Çünkü oradaki şehirdeki teknolojinin bu sinyali alabileceğini biliyor. Ve daha sonra MODOK'un Cassie'nin sinyalini aldığını ve ters işlem yaparak onların cihazını kontrol ederek bu aileyi içeri çektiğini öğrendik. Aslında Avengers'ın kuantum boyutu içinden geçerek yolculuk yaptığı zaman Kang ve MODOK'un Avengers'ın ve Scott Lang'in iletişim sinyallerini aldığını öğrenseydik çok güzel olabilirdi. Onlara ulaşma fırsatı yakalayamamış olsalar da o günden bu yana tamamen aktif bir şekilde sürekli sinyal arayışında tetikte bekliyor olduklarını öğrenseydik sanki konular daha bağlayıcı olabilirdi. Hem Tony'nin şu sözü de yine buraya çok otururdu. Bunlardan birazdan bahsedeceğim ama öncelikle filme Ant-Man'in ünlü ve mutlu hayatından sahnelerle başladığımız kısma dönelim istiyorum. Kendisi bu sırada arka planda Endgame filminde yaşananları da anlattığı yeni kitabından kesitler okuyor. Scott'ın aynı zamanda kitabının sesli versiyonu ve bir de podcast yayını olduğunu biliyoruz ki Miss Marvel dizisinde Kamala çoğu bilgiyi Scott Lang'in yayınlarından öğrenmişti zaten. How did the Hulk turn me into a baby? Will I be a baby forever?
Am I the Hulk's baby? Dad, are you listening to your own book? Söylememe gerek yok belki ama burada Endgame'de Hulk'ın Ant-Man'i bir bebeğe çevirdiği sahneyi anlatıyordu. It's baby. It's Scott. As a baby. He'll grow. Bring Scott back. Bu sırada bir de Jimmy Woo cameosu gördük. Scott'ın önceki filmde Jimmy Woo ile atıştığını hatırlarsınız. Ve Jimmy Woo, Scott'ın ev hapsinde öğrendiği sihirbazlık numaralarından çok etkilenip sihir çalışmaya başlamıştı. Ki WandaVision'da da kendi kartını bir illüzyonist gibi çıkardığını görmüştük. Burada da ikisi artık iyi dost olmuşlar. Ve Scott'ın yine Jimmy'yi bir illüzyonla kredi kartını çıkararak etkilediğini görüyoruz. Jimmy'nin Ant-Man'le dost olmak istediğini şu sahneden anlamıştık bu arada. Bunu unutmamaları güzel olmuş. You want to grab dinner or something? I mean, because I'm free. İlk filmde Scott hapisten çıkınca Baskin Robbins'te çalışmaya başlamıştı biliyorsunuz ve kovulmuştu tabii. Ama şimdi yer çekmek için kendisine 100 yılın çalışanı ödülü vermişler. Bu aynı zamanda önceki filmde Cassie'nin babasını aldığı 100 yılın büyük annesi ödülüne bir gönderme olmuş tabii. Bu arada Baskin Robbins eskiden İstanbul'da varmış ama tıpkı Dunkin Donuts gibi o da kapanmış. Kim bilir nasıldı. Hop Van Dyne'a geçersek artık kendisi babasının şirketini resmi olarak devralmış ve işleri artık onun yönettiğini göreceğiz ki Stark şirketinin merkezi Amerika'nın doğu kısmındayken Pym şirketinin Amerika'nın batı kısmında olmasını hep mantıklı bulmuşumdur. Çünkü ileride tıpkı çizgi romandaki gibi Avengers ekibinin batı yakası Avengers ve doğu yakası Avengers ekibi olarak ikiye bölüneceğini görecek olabiliriz. Bu yüzden Scott Lang ve Jennifer Walters gibi daha aklı havada karakterleri MCU'da Kaliforniya kısmında tutuyorlar. Bu arada yeni kostümlere gelirsek artık kostümler kahramanlarımızın göğsüne yerleştirdikleri bir reaktörden nanoteknolojiyle tüm vücuda sarılarak çalışıyor. Bu önemli aslında çünkü nanoteknoloji kostüm eş zamanlı olarak Tony Stark'ın ve Wakanda'da Shuri'nin geliştirdiği bir teknolojiydi. Infinity War filminde Tony Stark'ın bu teknolojiyi çok geliştirdiğini ve zırhını bu şekilde yavaşça giydiğini görmüştük ama aradan 5-6 yıl geçti ve nasıl Endgame filminde Tony Stark Pym teknolojisini kullanarak kuantum kostümlerini yaptıysa şu an Ant-Man'in kostümü de Stark teknolojisiyle geliştirilmiş olmalı. Zaten Endgame filminde giydikleri kostüm birer Ant-Man kostümüydü. Normalde Hank bu fikirden nefret ederdi ama o günler geçeli çok oluyor. I spent half my life trying to keep this technology out of the hands of Stark. I'm sure as hell not gonna hand deliver it to one now. Filmin kuantum diyarında geçen kısımlarında çok fazla gizli detay var gibi görünebilir ama filmin yönetmeni Peyton Reed farklı karakter tasarımlarını sırf görsel olarak ilginç gelenlerden seçtiğini söylediği için hepsine dair çizgi romanları kurcalayıp bir iz bulmaya çalışmak istemiyorum. Mesela çizgi romanda brokoli adama benzeyen farklı karakterler var ama yönetmen sadece Hank böyle bir tepki versin diye böyle bir karakter eklemiş. Holy That looks like broccoli. Çok da düşünmemiş yani. Asıl önemli olan Janet'ın kuantum boyutu hakkında söyledikleriydi. Çünkü burada üst üste birçok dünya olduğunu, yani derinlere gittikçe daha da farklı diyarlara geçiş yapabileceğimizi vurguladı. Ki verdiği örnekler arasında boşluk ve subatomika kelimeleri dikkat çekiyor. Çünkü çizgi romanda subatomika dediğimiz yer kendi gezegen sistemi olan bir uzay boşluğu. Yani burası aslında sadece gördüğümüz kadarıyla sınırlı değil. Burada koca bir evren gizli. Ama biz sadece atom altında bizim dünyamıza yakın olan bir şehirde vakit geçirdik o kadar. O yüzden buradaki Kang'in direkt bizim ana evrenimiz olan 616 evreninden buraya sürgün edildiğini düşünüyorum ama tabii bu benim fikrim. İlk Ant-Man filmindeki Darren Cross da ezilip büzülüp kuantum boyutuna çekilmiş ve kendini bu şehirde bulmuş zaten ve Kang onu bulup geliştirip onu bir silaha çevirmiş. Tabii bu sahnelerde gördüğümüz Modok poposunu hafızamdan silemiyorum. Modok zaten çok çirkin ama burada yüzü hiç ama hiç güzel olmuyor. Ama yüzünün zırhla kaplandığı hali daha da kötü olmuş. Modok çok umurumda olan biri değildi, o yüzden çok takılmıyorum açıkçası. I am Modok. I am the ultimate in human machine interface. I am designed only for conquest. A mechanized organism designed only for kill Modok. Modok'un anlamı öldürmek üzere tasarlanmış mekanik organizma anlamına geliyor. Ama İngilizcesinde normalde 5. kelime for olduğu için Ant-Man'in Modok'u Modok olarak düzelttiğini gördük. Ama tabii altyazıda ve dublajda öyle bir çeviri yapmamışlar. Mechanized organism designed only for killing. Actually that's Modok.
Çizgi romanda MODOK, AIM şirketinde çalışan ve bir kaza sonucu bu hale gelen bambaşka bir adamdı. Ama açıkçası buradaki uyarlama bence çok yerinde olmuş. Kendisi öldü mü bilmiyoruz ama en azından bir Avenger olarak öldüğünü düşünmesi komikti. Tüm bunlara ek olarak Darren Cross'un Yellow Jacket kaskını Loki dizisinde zamandan silinenlerin atıldığı boşlukta da görmüştük hatırlarsanız. Yani onu tekrar göreceğimizin sinyalini o zaman bize vermişlerdi. Filmin senaryosunda Kang'in Ant-Man'e ihtiyaç duyması çok yerinde bir fikir olmuş. Çünkü Kang çoklu evrenler arası dolaşabildiği aracını Janet sayesinde tamir edebilmişti. Ama Janet'in kuantum enerjisiyle dolu bu küreyi pin parçacığı kullanarak büyütmesi üzerine bu küreyi tekrar kullanabilmesi için onu küçültmesi gerekiyor. Yani Kang'in kurtulmak için tek yolu pin parçacıklarına ulaşabilmek. Ama pin parçacıklarını alıp kullanmayı da bilmiyor. O yüzden Scott'ın hem küçülebilmesi hem de zaten usta bir hırsız olması onun için mükemmel bir fırsattı. Filmde Ant-Man'in içine girdiği alan aslında bu kürenin içi ve kürenin içi etrafa saçılmış, yoğunlaşmış kuantum enerjisiyle dolu. Kuantum fiziği maddesellikle değil, maddenin enerjisinin atom altında hızla ve düzensiz hareket etmesiyle çalışan ve olasılık kavramıyla ilerleyen hali olduğu için var olan her şeyin enerjisi birbirine karışabilir. Bu noktada bir insanın bir düşüncesi bile atom altında kuantum enerjisiyle etkileşime girip diğer enerjilerin onunla iletişim kurmasını sağlar. Filmde bu kürenin içi bu enerjiyi yoğun ve daha da düzensiz olarak taşıdığı için tüm olasılıklar aynı anda etkileşime girmeye ve kaos yaratmaya hazır bir şekilde bekliyorlar ki bu yüzden Ant-Man'in her kararsız kaldığı anda onlarca yüzlerce olasılık aynı anda ortaya çıkmaya bir nevi maddeleşip vücut bulmaya başlıyor. Bunlardan biri de hiçbir zaman bir Avenger olamamış olan dondurmacı Scott'tı tabii. Orası absürttü ama yani olay her ihtimalin aynı anda yaşanmaya başlıyor olmasıydı ve Wasp'ın da içeri girmesiyle onun da binlerce ihtimalini aynı anda gördük ama burada iki önemli mesaj vardı. Tüm Ant-Man'ler tüm olasılıklarda tek bir şeyi istiyor, o da kızını kurtarmak. Ve bu yüzden bir an önce orijinal Scott'ı fark edip onun kızına ulaşması için birlikte çalışmaları güzel bir andı. Ki bu sırada Wasp'ın tamamen odaklı bir şekilde Scott'ı bulması ve ikisinin de birbirlerini bulunca tüm olasılıkların ortadan kalkıp geriye tek bir Ant-Man ve Wasp bırakıp aynı hareketi yapmaları görsel olarak tüm çoklu evrenler adına iyi bir anlatımdı. Önceki filmde de yoğun kuantum enerjisine maruz kalan Ghost karakterinin bedeninin tüm olasılıkları aynı anda yaşamaya çalıştığını ama onu bir arada tutan atomların bunu engellediğini, bu yüzden hiç bitmeyen bir acı içerisinde dolaştığını görmüştük. Bu filmin sonunda da Kang'in bu olasılık bulutu tarafından yutulduğunu gördük. Ama bu da Kang için bir son değil. Aksine onun geri dönmesi için milyonlarca yeni yöntem yaratabilecek bir konuya yol açmış olmalı. Biraz kafa karıştırıcı ama bir mantığı var. Kang'in saf kuantum enerjisinden oluşan olasılık bulutuna çekilmesi demek, Kang'in kuantum enerjisini bizzat manipüle edebileceği anlamına da geliyor. Çünkü yıllardır hep söylediğim gibi kuantum boyutunda vakit geçirmenin çok daha korkunç sonuçlarını görecek olmalıyız. I'm not the same woman I was 30 years ago. Hep söylüyorum çünkü Ant-Man ve Wasp filminin sonunda Janet'i kurtarıp geri getirdiklerinde kuantum enerjisini kullanabildiğini ve bu sayede Ghost'u tedavi ettiğini görmüştük. O zamanlar buna çok takılmıştım çünkü bu resmen bir mutasyon demekti. Ama şimdi 30 küsür yıldır orada yaşayan bir Kang var ve bu Kang buradan çıkarsa saf kuantum enerjisini kullanabilen korkunç güçlü biri olarak karşımıza çıkacak demektir. Yani bu filmden çıkıp Kang bu kadar güçsüz değil ki gibi yorumlar yapanları dinlediyseniz bunlar yanlış arkadaşlar. Marvel'ın sistemi adım adım çalışıyor ve bu filmde olanlar Kang'in daha da güçlenmesini sağlamış olabilir. Bunu unutmayalım. Tabii yine bunlar benim kendi fikirlerim. There's so much we didn't know about this place, Henry. World upon world, entire civilizations, far more than we ever theorized. Bu arada MCU'da her zaman bir güç dengesi var biliyorsunuz. Örneğin en son Wanda'nın aşırı güçlenmesine takılanlar olmuştu. Ama aslında orijinal olarak Wanda'nın kaos büyüsü çizgi romanda Hex büyüsü olarak karşımıza çıkıyordu ve bu büyünün tanımı aslında olasılık yaratma üzerineydi. Görsel olarak ışın veya duman gibi görünse de aslında Wanda olasılık enerjisi yayarak saldırı yapıyordu. MCU'da Wanda'nın bir sonsuzluk taşı sayesinde güçlerine kavuştuğunu gördük ve bu sayede evrenin saf enerjisini kullanabiliyordu. Kuantum fiziği zaten zihinle etkileşimde çalışabildiği için evrenin saf enerjisini atom altında kontrol edebildiğini söyleyebiliriz. Zamanla Wanda'nın olasılıkları yönetme biçimi daha
daha da güçlendi ve kendi zihninden yeni bir Vision yaratmak, tüm kasabayı ele geçirmek, kendi çocuklarını doğurmak ve hatta başka evrenlere zihnen geçiş yapabilmeye başladı ki tüm bunlar taşıması büyük yüklerdi. Bu zamanla güçlenmeyi anlatan anlatım biçimi Kang için de geçerli olursa gittikçe güçleneceği ve durdurulmaz hale geleceği benzer bir yol işleyebilirler. Ama tabii ki o zamana kadar bizim kahramanlarımız da 2-3 katı güçlü hale gelecekler. MCU'da her kahraman yavaş yavaş minik adımlarla güçleniyor biliyorsunuz. Bu filmde de Ant-Man'in nihayet artık Giant-Man olarak da bayılmadan tam kontrolle savaşabildiği bir filmdi ve bunu bize zamanla vermeleri çok daha güzel. Kang'in kullandığı gemi de nörokinetik bir gemi. Yani onun zihnine bağlı. O yüzden 30 yıl önce gemi çalıştığı an Janet Kang'in zihnini görüp şimdiye kadar ne büyük yıkımlara yol açtığını izlemiş oldu tabii. Kang daha önce birçok Kang'i öldürdüğü gibi birçok Avenger'ı da öldürmüş biri ve bu filmde daha önce Thor'u öldürdüğünün de altını çizdi biliyorsunuz. Have I killed you before? You're not the one with the hammer. It's Thor. Ama aslında Kang tüm olanlar için Avengers'ı suçlamıyor. Tıpkı Loki dizisinde izlediğimiz gibi ortaya çıkan tüm Kang varyantlarının paralel evrenler arası geçiş yapıp zamanı bozduğunu ve çoklu evrenlerin bu yüzden iç içe geçerek yok olmaya başladığını tekrar öğrendik. Ve bu Kang de tıpkı Loki dizisinde geriye kalan son Kang'in yaptığı gibi tüm Kang'leri öldürüp tüm zaman çizgilerini silip çoklu evrenleri yok etmek istiyor. Ama bu Kang'in amacı sadece evrenleri kurtarmak değil. Bu Kang'in amacı kazanmak ve geriye kalan tek Kang olmak. Bu yüzden filmin sonundaki ek sahnelerde onu kuantum diyarına sürgün eden diğer Kang'leri gördüğümüzde tüm Kang'lerin amacının kazanmak olduğunu ama en çok bizim Kang'den kurtuldukları için rahatladıklarını görmüş olduk. Ek sahnelerden ayrı bir videoda bahsettim. O yüzden filmin sonunu ve bu konuyu konuşmak için sizi o videoyu izlemeye davet ediyorum. Normalde bu filmin senaryosunda filmin sonunda Kang'in kuantum diyarından kaçtığını görecektik ve Ant-Man'le Wasp geri dönemeyip bir sonraki Avengers filmine kadar burada kalacaklardı. Ama önceki filmin sonuna benzeyeceği için bunu değiştirmişler. Yine de buradan Kang'in kaçtığını anlayabiliyoruz. Filmin sonunda da her şeyin aynı ama biraz farklı hissettirdiğini biliyorsunuz zaten. Belki de yakında Kang'in kurtulup çoktan bir şeyleri değiştirmeye başladığını görecek olabiliriz. Ama neden kafedeki yaşlı adam 2 küsür dolarlık kahve için 12 dolar istedi? Bu konuda da sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Bunu da yorumlarda konuşalım isterim. Diğer iki videoyla birleştirince dolu dolu 3 video çıkarmış olduk arkadaşlar. Ve bir de Kang hakkında çok ilginç bilgilerin yer aldığı hakkında 5 bilinmeyen ve fazlası videosu da şu an hazırlanıyor. Orada da Kang'in neden Young Avengers için önemli olduğunu ve bu filmde neden Cassie Lang'i de bir kahraman olarak hikayeyi dahil ettiklerini çok daha iyi anlayacağız. Ve tabii Loki dizisi için de çok aydınlatıcı olacak. Ama tüm bunlara rağmen bakıyorum da hala abone olmayanlar var. Abone olmayı unutuyor olabilirsiniz belki ama hemen şimdi unutmadan abone olmanızı çok rica ediyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Word of advice. Look out for the little guy.